Arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi ben şuna da karar verdim. Her bir konuyu bitirdikten sonra bununla ilgili kazanım kavrama testlerini de çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben normal soru çözümünün arkasına hemen kazanım kavrama testini yükleyeceğim. Bu arada canlıların temel bileşenleriyle ilgili konu anlatımına başladım ama benim çözdüğüm kitapta arkadaşlar canlıların temel bileşenlerini ayırmamış inorganik ve organik bileşikler diye. Dolayısıyla onun soru çözümünü tüm bileşenler bittikten sonra çözeceğim. Yani enzimleri, karbonhidratları, yağları tamamını anlatacağım. En son çözeceğim. Ama kazanım kavrama testleri ayrı ayrı verdiği için her bir konu anlatımından sonra, mesela inorganik bileşikleri anlattıktan sonra kazanım kavrama testini yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzdan diyor ki, aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Ne demiştik? Canlıların ortak özelliklerinde genel başlıkları yazıyorsa kabul ediyoruz. Ama alt başlıklara giriyorsa arkadaşlar kabul etmiyoruz. Bakın burada eşeysiz üreme alt başlık değil. Oksijenli solunum alt başlık değil. Enerji kullanımı demek ATP kullanımı demektir. ATP'yi tüm canlılar mecburen ne yapacaklar? Kullanacaklar ki besin sentezleyebilsinler veya işte metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilsinler. O yüzden enerji kullanımını alırız. Ortak özelliktir. Cevabımız C şıkkı olacak. Organik besin üretimi. Bizler üretemiyoruz arkadaşlar organik besin. Dolayısıyla hani protein sentezi falan yapabiliyoruz ama fotosentezdir, kemosentezdir bunları yapamıyoruz. Dolayısıyla bunu da almam. Karbondioksit özümlemesi de yine organik besin sentezlerken arkadaşlar canlılar yapabilirler. Dolayısıyla bunu da alamam. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru. Canlıların gerçekleştirdiği olaylardan hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Polimer maddelerin hidrolizi demiş. ATP sentezi, karbondioksit özümlemesi. Şimdi bir kere karbondioksit özümlemesini bizler yapamıyoruz. O yüzden ben bunu almam. Arkadaşlar karbondioksit özümlemesini kim yaparlar? Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar yapar ve organik besin sentezlerler. ATP sentezini tüm canlılar yapabilirler. Biz bunu hatta fosforilasyon diyoruz. ATP sentezi mecbur olmak zorunda çünkü metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyacımız var. Polimer maddelerin hidrolizi. Arkadaşlar bunu yine tüm canlılar yapar diyemiyoruz. Çünkü parazit canlılar vardır. Parazit canlılar bizim vücudumuzda yaşayabilirler. Vücudumuzun iç kısmında mesela bağırsaklarımızda yaşayan kıl kurtları vardır. Bu kurtlar arkadaşlar polimer maddeleri hidrolize edemedikleri için, sindirim enzimleri gelişmediği için bu canlılar ne yapıyorlar? Direkt monomer olarak besinlerini alıyorlar. Dolayısıyla bunu alamam. Cevabım Bursa şıkkı yalnız 2 olur. Üçüncü soru. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez? Şimdi enzim sentezleme tüm canlılarda var. Hücrelerden oluşma yine tüm canlılarda var değil mi? Hücreden oluşma. Aslında ler demesi gerekmiyor da hücreden oluşma demesi tüm canlılarda görülür. Uyarılara tepki yine var. Metabolizma için enerji üretme var ama mayoz bölünme arkadaşlar tüm canlılarda yoktur. Mesela bakterilerde mayoz bölünme yok. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz diyor ki, aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki ortak özelliklerden biridir? Şimdi diyor ki, prokaryot ve ökaryotun taralı yerine ortak özelliğini yazacağız. Bakalım çekirdeğe sahip olma. Şimdi ökaryotlarda var çekirdek ama prokaryotlarda yok. Yanına ö yazdım. Oksijenli solunum yapma. Şimdi bize kesinlik soruyor ya. Bir dursun bakalım. Eşeysiz olarak üreme. Arkadaşlar her ikisinde de görülebilir ama kesinlik veremem. Bakın oksijenli solunum için de kesinlik veremiyorum. Çünkü oksijenli solunum yapmayan prokaryotlar vardır. Eşeysiz olarak üremeyen prokaryotlar vardır, ökaryotlar vardır. O yüzden bunlara kesinlik veremiyorum. Ama hücre zarına sahip olma kesinlikle ortak özelliktir arkadaşlar. Çünkü bir hücrenin etrafı hücre zarıyla çevrilmek zorundadır. Eğer çevrilmezse zaten biz ona hücre demiyoruz. Fotosentez yapmayı da almam ama hücre zarına sahip olmayı kesinlikle ortak özellik olarak alırız. Beşinci soru. İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayabilir? Boşaltımla homeostazisini mecburen korumak zorunda yoksa ölür. Adaptasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama mecbur olmak zorunda yoksa ölür.
hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme, tek hücreli bir canlıysa arkadaşlar hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme olayını aslında tek hücreler için almam. Çünkü tek hücreliler bölündükleri zaman, hücre bölünmesi yaptığı zaman iki tane yeni hücre olur ve üreme ortaya çıkar. Bir dursun bakalım. Solunumla enerji üretme, mecbur yapmak zorunda arkadaşlar, enerji ihtiyacı var. Üreyerek neslin devam ettirme, bakın bu da kesinlikle olmayabilir. Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilmeyi de ben kesinlikle alamam. Mesela şöyle deseydi, hücre bölünmesi yapma deseydi, onu kesinlikle hani alırdım canlıların ortak özelliği olarak. Ama burada büyük ihtimal cevabımız üreyerek neslin devam ettirme olacak. Çünkü ne demiştik? Üreme canlıların yaşaması için gerekli bir şey değildir. Ama neslini devam ettirmek neslini devam ettirme için gerektirir. Bu yüzden cevabımızı Ceyhan olarak alıyorum. Ama Denizli şıkkında sadece hücre bölünmesi yapma deseydi kabul ederdim. Ama hücre bölünmesini yaparak büyüyebilme çok hücreli canlılar için geçerli bir özelliktir. Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi yaparak büyümez, ürer arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım ama cevabın C olduğunu da söyleyeyim. 6. soru. Canlılarla ilgili diyor. Hangileri tüm canlılar için ortaktır? Hücresel yapıya sahip olma ortak. Protein ve ATP sentezleme ortak. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme arkadaşlar. Bunu kim yapar? Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar, yani ototrof canlılar yaparlar. Dolayısıyla bu ortak değildir. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı olacak. 7. soru. Diyor ki görseldeki canlılarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi birinde kamçılı bir bakteriyi vermiş büyük ihtimal. Arı, bitki, bir de burada arkadaşlar şey vermiş. Böcek kapan bitkisi. Diyor ki hücrelerinde çekirdek taşırlar. Şimdi burada bakteri vermiş. Bakteride çekirdek var mı? Yok. O zaman bunu almam. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bitkiler besinlerini hazır almıyor. Kendisi üretiyor. Bunu da almam. Solunumla metabolizmalar için gerekli enerji üretirler. Bakın solunum üçünde de ortaktır. Mecbur yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 Bursa şıkkı olur. 8. soru. Aşağıda canlıların ortak özellikleriyle ilgili tanımlar verilmiştir. Hangisi yer almaz diyor. Bakalım. Yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için gerekli enerjinin sağlanması, bu nedir? Solunumdur değil mi? Solunum. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Bu boşaltımdır. Gitti. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapı. İç yapı görüyorsanız zaten homeostazi gelecek aklınıza. Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını artırmaları. Bu da üremedir arkadaşlar. Hangisinin tanımı yok? Metabolizma. Metabolizma nedir? Canlıda gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarıdır. Gelelim 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? Bakalım. Şimdi A şıkkında hücre organel demiş. Arkadaşlar organel hücreden önce gelmek zorundaydı. A şıkkı yanlış. İsterseniz şöyle yazayım bakın. İlk önce atomlar bir araya geliyorlar, molekülleri oluşturuyor. Moleküller organelleri. Organeller hücreleri. Buraya kadar olan kısım tüm canlılarda ortaktı. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de canlıyı oluşturuyor. Şimdi organizma demiş, hücre, doku, organel. Bakın organeli yine araya sıkıştırmış, bu olmaz. Organel, hücre, sistem, doku. Bakın dokuyla sistemin yerini değiştirmiş, bu da olmaz. Organel, hücre, doku, sistem, organizma. Bakın. Organel, hücre, doku, sistem, organizma. Evet, bu doğru gidiyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Hücre, organizma, organel demiş. Hayır, organel daha küçüktür. Bunu da almam. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Diğer sorumuz, 10. soru. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunumun amacı hangisinde ifade edilmiştir? Neydi solunum? Temel amacımız neydi? Enerji üretmek. Diyor ki, metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Bu nedir? Boşaltım. Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetleri için enerjiyi sağlamak. Evet, işte bu solunum cevabımız Bursa. Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını artırmaktır. Bu üreme, değil mi? Hatta eşeğsiz üremedir. Değişen çevre şartlarına uyum sağlama. Bu nedir? Adaptasyondur. Adaptasyon. Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda alınmasıdır. Bu da beslenmedir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur.
Son sorumuz, canlıların gerçekleştirdiği faaliyetlerinden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Bakalım. Eşeysiz üreme. Bakın ne dedim? Alt başlığa giriyorsa ortak özellik değil. Eşeysiz üreme alt başlık. Ortak özellik değil. Oksijenli solunum alt başlık. Ortak özellik değil. Ama enerji kullanımı tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet, böylece bu testimizin sonuna geldik. Bu arada sorularınız olursa biyoloji öğreniyorum 1. Biyoloji öğreniyorum 1 arkadaşlar. Instagram adresim. Buradan sorularınızı gönderebilirsiniz mesaj olarak. Kesinlikle bakıyorum. Onu da söylemiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.